Sevgili öğrencilerimiz merhaba. Dersimize hoş geldiniz. Bugün sizlere matematik dersinden çıkarma işlemi gerektiren problemler konusunu anlatacağım. Konumuzun adından da anlaşılacağı üzere bugün sizlerle beraber neler yapacağız? Beni dikkatli ve güzel bir şekilde dinlediğiniz takdirde içerisinde çıkarma işlemi geçen problemleri problem çözme basamaklarına da uyarak hep birlikte eğlenceli bir şekilde çözmeye çalışacağız. Eğitim kanalındaki videolardan haberdar olabilmek için eğitim kanalıma abone olmanızı bekliyorum. Abone olduktan sonra bildirimleri açmayı unutmayın. Beğenileriniz de benim için çok çok önemlidir. Eğitici, eğlenceli ve sıra dışı örneklerden oluşan bir ders, hazır mısınız? Dersimiz başlasın o zaman. Çocuklar, problem nedir? Hatırlamaya çalışalım. Daha önceki videolarımda anlatmıştım. Çözümü için işlem yapmamız gereken sorulara problem denir. Yani bir sorunun problem olabilmesi için, çözümü için mutlaka işlem yapmamız gereklidir. Ve problemde başarılı olabilmek için problem çözme aşamalarına, yani problem çözme basamaklarına da uyulması çok çok önemlidir. Nedir bu basamaklar? Daha öncesinde toplama işlemi problemleri adlı videomda bunu anlatmıştım. Hep birlikte hatırlayalım mı? Haydi izleyelim ve hatırlayalım. Problemi dikkatli bir şekilde okuyup problemle ilgili verilen bilgiler varsa gerekirse onları bir kağıda yazabilmeliyiz. Daha sonrasında problemi anlamaya çalışmalıyız. Burada bizim için ne anlatılıyor? Problemde ne anlatılıyor? Problemle ilgili gerekirse şekiller çizebilmeliyiz. Bugünkü problem örneklerimizde de bol bol şekiller çizeceğiz sizlerle beraber. Ve daha sonrasında problemi çözebilmek için hangi işlemleri uygulamalıyız? Problemi çözebilmek için yapacağımız işlemi seçebilmeliyiz. Ve daha sonrasında seçmiş olduğumuz işlemi problemde uygulamalıyız. Ve en sonunda da gerekirse problemin doğruluğunu kontrol edebiliriz. Evet çocuklar, gördüğünüz üzere problem çözme basamaklarını sırasıyla seri ve hızlı bir şekilde uyguladığımız zaman problemleri çok kolay ve başarılı bir şekilde tamamlayabiliriz. Şimdi ne yapalım sizlerle beraber? Birkaç tane içerisinde çıkarma işlemi yer alan, çıkarma işlemi gerektiren problemleri hep birlikte çözelim ve öğrenmeye çalışalım. İlk sorumuzla başlayalım. Onur marketten aldığı 15 yumurtayı yolda gelirken kırıyor. Kaç tanesini kırıyor? 6 tanesini kırdı. Onur'un elinde sağlam kaç tane yumurta kaldı? Problemimizi dikkatli bir şekilde inceleyelim. Problemde verilen bilgiler nelerdir? Sizler markete gidiyor musunuz? Aileniz sizleri markete ya da alışveriş için bir yerlere gönderiyor mu? Evet diyenlere duyar gibiyim. Onur da alışverişe giden, ailesi için alışverişe giden bir çocuk. Bunu kafamızda canlandıralım. Kaç tane yumurta alıyor marketten? Tam 15 tane yumurta alıyor. Ancak yolda gelirken biraz dikkatsizlik yapıyor ve 6 tanesini düşürüyor, kırıyor. 6 tane yumurta kırıldığı zaman yumurtalarda azalma mı olur, artma mı olur? Azalma olur değil mi çocuklar? Azalma ya da eksilme olduğu zaman bir problemde hangi işlemi yapmamız gerekiyor? Şekillerle anlatalım. Bakın 15 tane yumurtayı görmektesiniz. 6 tanesini kıralım. 6 tanesinin kırıldığını düşünelim daha doğrusu. Geriye kaç tane sağlam yumurta kalır? Hep birlikte sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 tane yumurta kalır. Şekle baktığımız zaman problemi çözmüş olduk. 9 yumurta kalır. Peki işlem olarak nasıl çözmeliyiz bunu? En başta kaç yumurtamız vardı? 15. 15'ten biz neyi çıkaracağız? 6'yı çıkaracağız. 15'ten 6'yı çıkaralım. Nasıl çıkarıyorduk? 6 sayı geri geri sayıyorduk değil mi? Sayarak buluyorduk. Çıkarmanın farklı farklı yöntemleri de var. Ama en sık kullanılan yöntemi budur çocuklar. Geri geri sayalım o zaman.
14, 13, 12, 11, 10, 9. 6 defa geri saydığımız zaman hangi sayıya ulaşırız? 9 sayısına ulaşırız. Onur geriye elinde eve 9 sağlam yumurtayla döner çocuklar. Bir sonraki problemimize geçelim mi? Haydi geçelim. Bilal ve kardeşi 8 dilime ayrılmış pizzanın 5 dilimini yiyor. Geriye yenmemiş kaç dilim pizza kalır? Problemimizi düşündüğümüz zaman pizza yemeyi sever misiniz? Evet, ben de severim. 8 dilime ayrılmış bir pizza düşünelim. Bakın burada görmektesiniz. 5 dilimin de yenmiş olduğunu düşünelim. Bilal ve kardeşi biz gelmeden 5 dilimini yiyor. Ne yapmamız gerekiyor? 5 dilim yendikten sonra pizzada azalma mı olur, artma mı olur? Tabii ki azalma olur, eksilme olur değil mi? Azalmanın olduğu sorularda mutlaka işlemimiz nedir çocuklar? Çıkarma işlemidir. O zaman 8'den biz neyi çıkarıyoruz? 5'i çıkarıyoruz. 8'den 5 çıkarsa geriye kaç kalır? 3 kalır değil mi? Problemimizin doğru cevabı 3'tür. Problemimizin doğruluğunu kontrol etmemiz gerekirse ne yapmamız gerekiyor? Bilal ve kardeşinin yemiş olduğu pizza dilimlerini hiç yenmemiş sayarsak, en başa dönersek tekrardan 8 dilim olduğunu görürüz değil mi? En başta 8 dilimimiz vardı. O zaman problemimizin çözümü nedir çocuklar? Doğrudur. Bir sonraki problemimize geçelim mi? Haydi geçelim. Ağaçtaki 12 kuştan 5 tanesi uçtu. Geriye ağaç dallarında kaç kuş kaldı? Bir ağaç düşünelim, kafamızda canlandıralım. Bir ağaçta 12 tane kuş varmış. 5 tanesi sonrasında başka ağaçlara doğru uçmuş. Geriye ağaçta kaç kuş kaldığını bize soruyor. Kuşlar uçmaya başladıktan sonra ağaçtaki kuş sayısı ne olur? Artar mı, azalır mı? Azalır değil mi? Azalırsa ne yapıyoruz çocuklar? Çıkarma yapıyoruz her zaman gibi. O zaman ne yapalım? 12'den 5'i eksiltelim, azaltalım. Yani çıkartalım. 12'den 5 geri sayarsak 11, 10, 9, 8, 7. 7'de duruyorum 5 geri saydıktan sonra. Son söylediğim sayı problemimizin doğru cevabıdır. Ağaçta kaç kuş kalmış olur? Tam 7 tane kuş kalmış olur çocuklar. Konumuzu çok daha iyi bir şekilde kavrayabilmek için bir problem daha çözelim sizlerle beraber. Babam bir hafta içerisinde cumartesi ve pazar günleri dinlenmekte, haftanın geriye kalan günlerinde ise çalışmaktadır. Babam bir hafta içerisinde kaç gün çalışmaktadır? İlginç bir soru ama hep birlikte çözeceğiz. Çok iyi bir şekilde okuyup düşünmemiz lazım. Problemde verilen bilgiler nelerdir? Babam bir hafta içerisinde 2 gün boyunca cumartesi ve pazar günleri dinleniyormuş. Geriye kalan günlerde çalışıyormuş. Bir hafta kaç gündür çocuklar? Bilenleri duyar gibiyim. Hadi hep birlikte haftanın günlerini sayalım mı? Sayalım. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Kaç gün saymış oldum? 7 gün saydım değil mi? Bir haftada toplam 7 gün vardır. Babası 2 gün boyunca dinlenmekte, cumartesi ve pazar. O zaman haftadaki toplam gün sayısından biz babasının dinlendiği günleri çıkarırsak, eksiltirsek geriye çalıştığı günleri bulabilir miyiz? Evet, elbette bulabiliriz. Bir hafta 7 gündü değil mi? 2 gün boyunca dinlendiğine göre biz ne yapacağız? 7'den 2'yi çıkarmamız isteniyor. 7'den 2 çıkarsa 7 eksi 2 kaç eder? 7'den 2 çıkaralım. 6, 5. 5 kalır değil mi? Doğru cevabımız 5'tir. Demek ki babası haftanın 5 günü çalışmakta. Hangi günler olduğunu söyleyelim o zaman. Cumartesi ve pazar dediğine göre pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma 5 günü boyunca çalışmaktadır. Sizler de okula haftanın 5 günü boyunca gitmektesiniz değil mi çocuklar? Ne yapmış olduk sizlerle beraber? İçerisinde çıkarma işlemi geçen problemleri problem çözme basamaklarına da uyarak çözmüş olduk. Sevgili öğrencilerimiz, bugün sizlerle beraber problem çözme basamaklarına da uyarak çıkarma işlemi gerektiren problemleri
Çözmüş olduk, çözmeyi öğrenmiş olduk. Umarım bu videom sizler için çok faydalı olur. Bu videomu izledikten sonra sizler de çok kolay bir şekilde çıkarma işlemi gerektiren problemleri çözebilirsiniz. Dersimizin başlangıcından sonuna dek beni dikkatli ve güzel bir şekilde dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalımı takip etmenizi bekliyorum. Kanalıma abone olabilirsiniz. Beğeni, görüş ve yorumlarınız da benim için çok çok önemlidir. Eğitici, eğlenceli ve sıra dışı örneklerden oluşan bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.